Daha önce hiç gerçek bir müsabakada yer almamış bir boksere namağlup denilebilir mi? Ya da daha önce eşini aldatmak için eline hiç fırsat geçmemiş birini sadık olarak nitelendirmek doğru olur mu? Daha önce hiç zor durumda kalıp inisiyatif almak zorunda kalmamış birine gözü kara, yüreğini hiç korku düşmemiş birine cesur denilebilir mi? Sınanmamış güç müphemdir. Birçok erdemin ortaya çıkabilmesi ancak öncesinde yaşanacak zorluklarla mümkündür. Seneca bu bağlamda yaralanmaz olan darbe almayan değil, darbeden incinmeyendir demiş. Önemli olan karşımıza çıkan olumsuzluklar değil, bizim onlara karşı takındığımız tavırdır. Yaşadığımız her olumsuzluğu bir sınav olarak kabul edersek, bizi biz yapan şeyin bu sınavları geçmeye çabalarken verdiğimiz kararlar olduğunu anlarız. Stoacı filozof Seneca, Bilgenin Sarsılmazlığı üzerine adlı kitabında çeşitli zorluklarla mücadele etmiş, hakarete, iftiraya ve haksızlığa maruz kalmış tarihi kişiler üzerinden bize kendi sınavımızda nasıl başarılı olabileceğimize dair öğütler vermiş. İnsanoğlundan masumiyet beklemek zordur diyor Seneca. Tüm insanların hep birlikte insanca yaşayabildiği bir dünyayı hayal etmek güzel olsa da gerçek hayatta bu pek de mümkün değildir. Çünkü suç kolaydır. Haksızlığa ses çıkarmamak, bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın demek kolaydır. Yıkmak, nefret etmek, çalmak, çırpmak, hak yemek, cahil olmak ve cahil kalmak kolaydır. İnsanların çoğu da kolayı seçer. Haliyle insanın olduğu her yerde insanlık dışı şeylere rastlamak da şaşırtıcı değildir. Tabii ki hayatta zoru seçen ve temiz kalmak isteyen insanlar da vardır. Yalnız bu kişilerin zaman zaman hakarete ve haksızlığa maruz kalması ne yazık ki kaçınılmazdır. Üstelik her gün gördüğü, duyduğu, bazen de bizzat yaşadığı hakaretler ve haksızlıklar insanın zamanla umutsuzluğa sürükler. İradesini yıpratır ve bazen onu pes ettirir. Bu noktada durup düşünmek ve şu soruyu sormak gerekir. Hakaret ve haksızlık aslında nedir? Hakaret kelimesi kökünü hakir görmekten alır. Yani hakaret, özünde karşısındakine değer biçmeyi ve onu aşağı görmeyi içerir. Yalnız insan sadece kendisinden aşağı konumda bulunanları hakir görebilir. O halde daha aşağı konumda yer alan birinin kendisinden daha üst konumda bulunanlara hakaret etmesi teknik olarak mümkün değildir. Bahsi geçen konumun servetle değil, erdemle kazanıldığını belirtmekte fayda var. Seneca, bilgelerin gözünde hakaretin ne anlama geldiğini şöyle açıklamış. Küçük çocuklar anne babalarının yüzüne vurur. Bebekler annelerinin saçlarını karıştırır ve çeker. Hatta üstlerine salyalarını akıtır. Ya da bir çocuk ailesinin önünde örtük olması gereken yerlerini açar ve ahlaksız sözler söylemekten de çekinmez. Ancak bunların hiçbirine hakaret demeyiz. Niçin? Bunları yapan karşısındakini hakir göremez de ondan. Bizim çocuklara yaklaşımımız nasılsa bilgelerin çocukluğu gençliğine ve beyaz saçlı olduğu döneme kadar uzanmış olan herkese yaklaşımı da öyledir. Çocuksu ruhlarındaki kötülüğü koruyan, kendileri büyüdükçe hataları da büyüyen, çocuklardan sadece yaşça büyüklük ve beden biçimi bakımından farklı olan, onlardan daha az şımarık ve kararsız olmayan, ayrım gözetmeksizin hazların peşinden koşan, doğal eğilimlerinden değil, korkularından ötürü huzursuz ve içe kapanık olan bu kişiler olgunlaşmış sayılır mı? Dolayısıyla kimse onlarla çocuklar arasında bir fark olduğunu söyleyemez. Zira çocuklar arasında beş taşa, kabuklu yemişlere ve meteliklere dönük bir açgözlülük varken, büyüklerde altın, gümüş ve kentlere dönük bir açgözlülük vardır. O halde yaşça büyük olanlar çocuklara benzerler. Sadece hataları farklı ve daha büyüktür. Bu yüzden bilge de doğru bir şekilde bu tür insanlardan gelen hakaretleri birer şakaymış gibi karşılar ve bazen çocuklarmış gibi o insanları uyarır. Kendisine haksızlık yapıldığı için değil, haksızlık yaptıkları ve bir daha haksızlık yapmamaları için. Onlara
ceza ile bedel ödetir. İntikam almaz, onları düzeltir. Görüldüğü üzere hakarete uğramak, sevdiğimiz ve değer verdiğimiz şeylerin hakarete uğradığını görmek ve buna öfkelenmek, hakaretin kaynağı göz önünde bulundurulduğunda boş ve anlamsızdır. Asıl önemli olanın olaylar ve durumlar değil, bizim olaylar ve durumlar karşısında takındığımız tavır olduğunu hatırlayacak olursak ne yapmamız gerektiğini daha iyi anlarız. İnsan hakarete uğradığında hakaretle karşılık verirse ancak kendini küçültmüş olur. İnsan hakaretten rahatsız olursa aslında sağduyudan ve özgüvenden yoksun olduğunu gösterir. Çünkü ruhunda acizlik olmayan kişi için hakaret çocuksu ve boş bir sözden ibarettir. Tüm bunlar hakaretin cezasız kalması gerektiği anlamına gelmez. Sadece hakaret için can sıkmanın, kin gütmenin, kendini küçültmenin ve üzülmenin anlamsız olduğu ve hakaretin cezasının intikam için değil, yanlışı düzeltmek için verilmesi gerektiği anlamına gelir. Haksızlık konusu ise daha çok kişinin hayata bakış açısıyla ilgilidir. Haksızlık, kişinin bir kötülüğe maruz kalması sonucu bir şeyler kaybetmesidir. Yani insan kendisine ait olmayan bir şeyin kaybından olumsuz etkilenemeyeceğinden haksızlığa uğramış sayılmaz. Bunu bir kenara not edelim. Stoacı anlayışa göre bilgeler kendileri dışında var olan dışsal şeyler üzerinde sahiplik iddiasında bulunmaz. Bu şeyleri talihin hediyesi olarak görürler. Ayrıca talih bir insana ne verdiyse ancak onu geri alabilir ve bilgenin tek serveti erdemidir. Erdem, insanın kendi kararıyla, tavır ve davranışıyla, başarıyla üstesinden geldiği sınavlar neticesinde kazanılır. Yani talih, insana erdem kazandıramaz. Dolayısıyla ondan sahip olduğu erdemleri de geri alamaz. Erdem, ona sahip olan kişi izin vermedikçe kaybedilemez. O halde bilginin haksızlığın tanımı gereği sahip olduğu tek şey olan erdemden bir şey kaybetmeyeceği için haksızlığa uğraması mümkün değildir. Bu noktada stoacıların söz oyunlarına başvurduğunu, gerçekte haksızlığın bize maddi zararlar verebileceğini ve maddiyatın bilgilerin söylediği gibi önemsiz olmadığını öne sürerek itiraz edenler olacaktır. O yüzden tekrar üstünden geçmekte fayda var. Haksızlık, sahip olunanı kaybetmekle ilgilidir. Servet, mal, mülk, mevki bunlar sadece hayatın maddi unsurlarıdır. Ve maddi unsurlar biz onları ne kadar önemsersek önemseyelim geçicidir. Maddeler zaman zaman efendi değiştirebilir. Maddeler bugün bize, yarın düşmanlarımıza hizmet edebilir. Bu hayatın ve sınavın bir parçasıdır. Üstelik maddi kaybın telafisi her zaman mümkündür. Yıkılan evler biraz çabayla yeniden inşa edilebilir. Kaybedilen serveti yerine koymak ticaretin kurallarını bilen biri için hiç de zor değildir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bir süreliğine kaybedilen itibar ve makam dahi gün gelip de gerçekleri ortaya çıktığında geri kazanılır. Yine itiraz edenler olacaktır. Peki doğası gereği yerine konulamayan, telafi edilemeyen şeyler ne olacak? Örneğin kaybedilen zaman geri kazanılamaz. Kişi iftira sonucu hapse düşerse bir daha asla yerine koyamayacağı kıymetli zamanını kaybeder. Böylelikle haksızlığa uğramış olmaz mı? Bu durumda öncelikle zamanın kime ait olduğunu sorgulamak gerekir. Her birimize dilediğinizce harcayın denilerek peşinden verilmiş, görünmez bir kasada saklanan belli bir miktar zaman var da biz bu zamanı mı harcıyoruz, yoksa aldığımız her nefes aslında bize verilmiş bir hediye veya elde ettiğimiz bir tür kazanım mı? Zaman bize ait mi, değil mi? İşin teolojik boyutu bir yana, zamanın nasıl kullanıldığı bile haksızlık iddiasını çürütmeye yetecektir. Bir insan eğer isterse hapiste bile kendi içine eğilerek vaktini daha iyi ve erdemli biri olmak için harcayabilir. Hapiste bile kendi varoluş amacını keşfedebilir ve hayatını
dolu ve anlamlı kılabilir. İsterse dört duvar arasında dışarıda olduğundan çok daha erdemli bir haline gelebilir. Yine Stoacıların vurguladığı aynı noktaya vardık. Önemli olan olaylar ve durumlar değil, bizim onlar karşısında takındığımız tavırdır. Seneca'nın bize verdiği mesaj aslında çok basit. Maddi unsurlar için insanlığımızı kaybetmek başımıza gelebilecek en büyük felaket. Çünkü erdemli olmak ve erdemli kalmak her şeyden önemli. Yaşadığımız tüm olumsuzluklar aslında içimizdeki erdemi ortaya çıkarabilmek ve kendimizi sınayabilmek için birer fırsat. Bu yüzden hakaret karşısında asla kendimizi küçültmemek, haksızlık karşısında asla umutsuzluğa kapılmamak gerek. Evet, dünyada kötülük var ama uzun vadede kötülük asla erdemden daha güçlü değil. Okumaya devam.